Kafa Topu yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler 2 hafta aradan sonra Kafa Topu 2'ye tekrardan geri döndüm. Bugün sizlerle birlikte 2024'ün ilk videosunu yapacağız. Ee, öncelikle yılbaşına özel gelen teklifleri ve oyun içerisindeki etkinlikleri incelemek isterdim. Fakat yani incelenmeyi hiç değmeyecek şeyler gelmiş açıkçası arkadaşlar. Etkinliklerde çok fazla bir değişiklik Göremedim 2024'de özel. E, dün de bakmıştım. Yani bugün yılbaşı etkinliği varsa da bitmiştir büyük ihtimalle. Dün de bakmıştım. Dün de yoktu adam akıllı etkinlik. E, yeni Yıl Turnuvası gelmiş ekten. E, bunda da herhangi bir büyük bir değişiklik yok. E, normalde elmasla girilebiliyordu. Sadece video ile girilebilir şekilde yapmışlar. Yani bu da önemli bir değişiklik değil. E, yılbaşı başlangıcı diye bir etkinlik var. Ee, bu da aynı şekilde hiç önemli bir şey değil. Aynı şekilde yeni yıl düellosu var. Verdiği ödül 75 elmas falan. Maçın oyuncusunda hiçbir değişiklik yok olduğu gibi. Asıl değişiklikleri buraya getirmişler arkadaşlar ama yani bunu konuşmaya bile gerek yok. Gerçekten ya 325 TL, 360 TL falan. Verdiği ödülde şu Noel Baba karakteri. Yani güç bakımından çok yüksek bir karakter de değil sadece görünüş bakımından iyi. Yani bu şekilde saçma sapan şeyler getirmişler arkadaşlar açıkçası. Eskiden Kafa Topu 2'de gerçekten yılbaşına özel çok güzel şeyler getiriyorlardı arkadaşlar. Ee, eski oyuncular bilirler hatta bu videonun açıklama kısmına da koyacağım. Her videonun açıklama kısmında oluyordu. Ee, bu videonun açıklama kısmında da olacak. Bir tane etkinlik getirmişlerdi arkadaşlar bir etkinlikten 6 tane ultra paket alıyorduk ve o etkinlikten 3-4 tane birden getirmişlerdi. Toplamda 12 tane veya 18 tane ultra paketi almıştık bir yıl başında. Gerçekten güzel olmuştu ve etkinlik adımları da kolay bir şekilde tamamlanabilir düzeydeydi. Kaçtı şu an hatırlamıyorum ama 50 bin 60 bin taraftara 5-6 tane ultra paketi alabiliyordunuz. Bundan yaklaşık 2 yılbaşı önce yani Geçen sene değil ondan önceki sene olması lazım bu anlattığım olay. Ondan da bir sene öncesinde şöyle bir şey getirmişti. Çoğu kişinin vurgun yaptığı. Benim de az düzeyde vurgun yaptığım bir şey. Onu bahsetmek istiyorum. Bahsetmeden geçemeyeceğim. Bir tane maçın oyuncusu getirmişlerdi arkadaşlar. Maç 2'deydi çok iyi hatırlıyorum. O maçın oyuncusuna sanırım 80 elmasla mı giriliyordu? 70 elmasla mı? Ne giriliyordu? Ama girdiğinizde zarar etmenizin imkanı yoktu arkadaşlar 70-80 elmas ödüyordunuz içeriden 300-400 elmas alıp öyle çıkıyordunuz Yani bunu durmadan yaparsanız hesabınızda çok ciddi miktarlarda elmaslar birikebiliyordu ee, Ben ne kadar kasmıştım o zaman 45-50 bin, bin elmas kasmıştım ee, Bazılarınıza bu çok büyük bir sayı olarak gelebilir ama başkalarının kastığı yerde benimki resmen bir hiç yani en az kazanlardan birisi bendim 45 bin 50 bin elmas almama rağmen ee, ben e, başkaları gerçekten 500 bin 600 bin elması kadar bulmuştu bu sayede tabii ki ondan sonrasında işte çok da ekranlar mokla ekranlar çıktı ondan sonrasında e, hileli bir şekilde elmas kazanlarda falan oldu ama hani bugün konumuz yılbaşı olaylarıyla alakalı. Yani güzeldi. Herkes hesabını, e, hesabına iyi derecede elmas kasmış oldu. Tabii 500 bin biraz fazla bir miktar ama böyle bir yıl başında e, 30-40 bin elmas kasılabilecek düzeyde bir şey getirselerdi hiç fena olmazdı. Yani onu yapmıyorlarsa bile e, iki 2 yıl başı öncesinde getirdikleri gibi bir etkinlikten 5-6 tane altın paket verdiği şekilde olsaydı ya 5-6 Ulut'la paketi geçti. Bir tane verseydi en azından ya. Bir tane Ulut'la paket vermeli. Yılbaşı etkinliği getirseler. Yani şu ney? Nadir forma, nadir ayakkabı, nadir kask, nadir gözlük, nadir kuyruk. Hiçbir anlamı yok. Bir de bunlar için 110 gol atacağız. 15 maç oynayacağız. 10 galibiyet, 35 süper güç. 350 bin altın harcayacakmışız. Saçma sapan şeyler gerçekten arkadaşlar. Dün ekten şeyler vardı. Elmas harcama falan vardı. 2500 elmasa 1500 şans kartı veriyordu sanırım. O şekilde yani onlar da açıkçası çok da kayda değer değil. Maalesef eski kafa topu 2'yi artık bulamıyoruz bu kafa topu 2 içerisinde. O şekilde. Yeni maçımıza pardon ilk maçımıza geçiyoruz. 2024'ün ilk maçında bakalım kazanabilecek miyiz? Karşımızda bir siber komutan var. Bol şansı diledik maçımıza başlıyoruz. İlk maça özel galibiyet almak istiyoruz. Vermeyelim. İlk golü yedik maalesef. Siber Komutan alma bize. İki haftadır oynamıyorum bu arada. Bu maçı verme ihtimalimiz çok yüksek. Paslandım yani İki haftadır video çekmedim aynı zamanda oyunu da oynamadım. Birkaç defa oynamıştım o da takıma katkı yapabilmek için de sanırım. O da hani Tek seferlik katkı. Yani girip 10 biletin 10'unu da oynadım. Hiç olmadı. Yani 2 haftadır maksimum girdiysem 2 kere 3 şehre falan girmişimdir. O şekilde. Evet Siver komutan 3-3 yaptı maçı. 4-3 yapalım mı şu maçı? Gelsin mi 4. gol? Gelsin mi 4. gol? Hadi artık. 4-3 oldu. Canlanma zamanı. Hadi girsin o. Abi nasıl girmez? Yerden bir gol geliyor. Gelemedi 5-3. Paslanmışız ya bu oyunu az bir süre oynamayınca gerçekten paslanıyorsunuz arkadaşlar. 6-3 40 saniye var. Döndüreceğiz. Umutsuzluğa yer yok. Top içimizden geçti. 7-3. Vallahi vereceğiz biz bu maçı. Görünüşe göre öyle. 7-4 yaptık. 33 saniye var. Yerden bir gol. 8-4 oldu. Kontrolleri bile adam akıllı yapamıyorum. 8-6 yaptık. 25 saniye var. 9-6. Ama bu videodan sonra muhtemelen artık canlanırım. Bu video biraz alıştırma da oluyor benim için. 2 hafta boyunca oynamadığımdan paslanmıştım. Ee, o pası bu videoda çözeceğiz inşallah. Bir sonraki videolarda sıkıntı yaşamayalım. 9-6. 9-7 yaptık keşke süre biraz daha olsaydı be süre biraz daha olsaydı biz bu maçı belki çevirirdik arkadaşlar. Ve maç bitti 2-24'ün ilk maçında mağlubiyet aldık. 2 hafta ara verirsek böyle olur. Rakipte de güzel bir oyun sergiledi tebrik ediyorum. Top sepetimiz dolmuş ödüllerimizi aldık yeni maçımıza geçiyoruz. O zaman 2024'ün ikinci maçında galibiyet alırız inşallah arkadaşlar. Yılan kraliçe miydi bu karakter? Yeni gelen karakterdi değil mi bu? Işık kraliçesi miydi bu? Işık kraliçesi ise işimiz zor çünkü gücü bayağı yüksek. Gol attık. Noel Baba şeyi almış. Antrenörü almış. Bakalım neler olacak. 3-0 yaptık maçımıza. Devam ediyoruz. Yerden saçma sapan bir gol yedik. Maç 3-1. Şöyle bir gol atarız diye düşünüyorum. Atamadık. Yani bu ışık Kraliçesi değil mi arkadaşlar ya? Şu an karıştırma. Işık Kraliçesi olması lazım. Kalesi güzel görünüyormuş ya Işık Kraliçesi'nin. Güzel başladık. Kötü devam ediyoruz yani. Güzel 3-2'ydi. tamam 4-2 yaptık. Güzel devam edeceğiz. Yerden bayağı deneme yapıyor. Fake'lere düşmeyelim. 5-2 yaptık. Devam ki. Oo, bayağı yerden dönüyor bu rakip ya. Güzel fake'ler atıyor. Bakalım umarım maçı kaybetmeyiz. Gelsin bir gol. 6-3 yaptık. Devam ki. Eğlenceli de bir maç oluyor. 7-3. 44 saniye var. Bak yerden yiyoruz bu rakip. Sağlam rakip. Kaybetmeyelim. 8-4 yaptık. Ya abi bak <laughs> kaçıncı yerden giyişim oldu ya kafayı yiyeceğim o kadar binbir gayretle gol atıyoruz saçma sapan goller yiyoruz ya 8-6 Fake'leri sağlam rakibin Bu sefer zıplamayacağım Heh. bak yine yerden deneyeceğini biliyordum o yüzden temkinliydim 9-6 yine yerden denede yemedik 16 rakibi çözdük tamam sıkıntı yok ona 6. Bakalım neler olacak. 16 saniye var. Bir gol daha attık. Yine yerden bir gol yedik. Gollerin yarısından çoğu yerdendi sanırım. 11'e 8. 9 saniye var. Aman sıkıntılara girmeyelim. 11'e 9. Son 3 saniye arkadaşlar. Gerçekten güzel bir rakipti. Maç aynı şekilde güzel bir maçtı arkadaşlar. Sanırım Işık Kraliçesi'ydi bu ya. Profiline bir bakıp güç analizi yaparsak büyük ihtimalle hangi karakter olduğunu öğreneceğiz. Karşıma da daha önce hiç gelmedi sanırım Işık Kraliçesi. İlk defa geliyor. 171-162 gücünde. 162 gücündeyse net bu Işık Kraliçesi'dir. Umarım ismini doğru söylüyorumdur. E, ismini neydi onun bakalım aynen Işık Kraliçesi arkadaşlar doğru bilmişim burada da gördüğümüz üzere ilk defa Işık Kraliçesi geldi sanırım video içerisinde hiç Işık Kraliçesi ile maç yapmamıştık hazır e, şey etkinlik karakteriymiş iki kat taraftar veriyormuş o şekilde bu da güzel bir karakter gerçekten. Zaten biliyorsunuz Vega'dan sonra en güçlü karakter Işık Kraliçesi. Bakalım biz açabilecek miyiz? 250 kartı var mı sadece elimizde? onu da nereden aldık ki? Hiç bilmiyorum. Bir tane görev tamamlamışız. Ölümcül zombiden mi? Yok, ölümcül zombi hala duruyor. bilmiyorum nereden aldık 250 kartı. O şekilde ee, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim video beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok dikkat edin görüşürüz arkadaşlar bay bay.